Merhaba arkadaşlar, bugün videolar yağmur gibi gelecek dedik ve yağmur gibi geliyor. Bu da ikinci videomuz. Bu videoda da arkadaşlar ikili oyuna tekli girdim. Bu da şu sebepten dolayı oldu. Şimdi ben İstanbul'da kardeşimin evindeyim, daha doğrusu ailemin evindeyim. Kardeşimin bilgisayarından oynuyorum. Gece saatlerinde girdik oyuna fakat çok az oyuncu vardı. Tekli low diye gösteriyordu arenada. Çok az oyuncu vardı. Biz de uzun süre beklemek zorunda kalıyorduk. Bir o oynuyor, bir ben oynuyorum. Yandıkça işte, öldükçe. Fakat ikili oyunda bayağı adam vardı. Biz de ikili oyuna tekli girmeye karar verdik. Tabii King olduğumuz için ikili oyuna tekli giriyoruz. O yüzden de bu şekilde tekli girdim. Arkada da zaten ses geliyorsa çok hafiften kardeşimin sesidir büyük ihtimalle. Duyuyorsanız. Yine benim mekana inmişiz. Fakat iner inmez adamla karşılaşmamışız. Aslında ilk ben insan ve arkamdan iki kişi gelse çok hoş olurmuş. Bakalım. Şimdi tekli eve doğru gidiyorum. Oraya herhalde birisi indi. Öyle hatırlıyorum. Birisi değil, ikisi inmiştir. Yani takım canak inmişlerdir. Evet arkadaşlar, videolar yağmur gibi geliyor. Neden yağmur gibi geliyor? Çünkü oyun yenileniyor bildiğiniz üzere. Ben bilmiyordum. Ben bilmediğim için de Saptrik gibi videoları yayınlamadım. Gerçi yayınlayamazdım zaten. Çünkü evimde olmadığım için upload hızı falan da İstanbul'da çok düşük. İstanbul'daki evde. Zaten istesem de yayınlayamazdım. Elimde videolar var. Bu videoları bitireceğim çünkü oyun tamamen yenilenecek. Harita falan da yenilenecek. Bayağı bir değişim olacak oyunda. Dolayısıyla bunları hani elimde kalmasın diye videoları yayınlıyorum. İnşallah izlersiniz. İzleme sayılarının çok düşük olacağını düşünüyorum. Ama aslında ben bu videolara emek vermiştim. Bu videolar benim göz bebeğimdi. Ama olmadı maalesef. Artık ilerleyen zamanlarda diyelim. Evet, şimdilik adam görmedik. Bakalım nasıl olacak oyun. Şimdi ikili oyuna girdiğim için tabii çatışmalar daha zorlu olacak. Ama ikili oyuna giren tekli de çok görüyorum. Yani biz Burak'la da oynadığımızda, Albert kanalından Burak'la da oynadığımızda tekli çok kişiyle karşılaşıyoruz. O yüzden de ondan da biraz cesaret alarak oyuna bu şekilde girdik. Yoksa orada hani oto ne diyordu? Otoran mı? Öyle bir kısım var. Orada otomatik bir tane oyuncu daha atıyor. O oyuncuyla beraber de oynayabiliyorsunuz. Ama ben böyle tekli girmeyi tercih ettim. Tatütatör. Evet, bu oyunu hatırladım. Arkadaşlar Tatütatör'ü iyi izleyin. Adam iki kişiyi çatır çatır aldı. Bu da üçüncü. Ben burada Ömer'e diyorum ki, Ömer diyorum, ben bu adamı alırım. Bu adam benim karşıma çıkmasın. Ömer de diyor ki, sen abi bu adamı görürsen kaçacak delik ara. Tabii böyle iddialaşıyoruz. Tabii benim burada konuştuklarımdan anlayacağınız üzere ben bu tatütatörü harcıyorum arkadaşlar. Buruşmuş bir kağıt gibi kenara fırlatıp atıyorum. Öyle de King'im. Yani spoiler vermek istemezdim ama dayanamadım. Yani o ismi oradan iki görünce öyle şey desim geldi. Evet. Şu an şehire doğru gidiyoruz. Ve ilk karşılaştığımız adam diyebilirim. Bir kişi görünüyor. 2, 3, 4. Ve kimi öldürmüşüm? Tatitayta. Tatitayta. Ya ben bunu hep yapıyorum ya. Ben hakikaten bunu hep yapıyorum. Yapacak bir şey yok. Yani ne yapalım? Biz de böyleyiz işte. Şöyle şehri bir kolaçan ediyorum. Bunun takım arkadaşı var mı? Ya da sesi duyan başka birileri gelecek mi diye. Millet çakal zaten. Hemen sesi duyan geliyor, damlıyor. Ben de öyle yapıyorum gerçi. Bunu herkes öyle yapıyor ama. Yani yine de ben yapınca güzel oluyor. Başkaları yapınca hiç hoş olmuyor. Hiç etik değil yani. Sonuçta biz bir fight'tan çıkmışız. Yaralı olabiliriz. Can kaybediyor olabiliriz. Hemen beleş kill, beleş info niyetine adamlar peşimizden koşuyor.
Hoş değil. Evet, o arada da evlere de bakıyorum. Biraz yavaş tatütatörün yanına gidiyorum. Çünkü her an hani oradan adam geçebilir. Oralara yakın adam vardır ya da pusmuş bir adam vardır, sabredemez düşüncesiyle. Baka baka yavaş yavaş ilerliyorum o kısma doğru ama orada kimsenin, buralarda kimsenin olmadığına kani olacağım yani birazdan. Sonra da gidip... Evet, buna uyuz oluyordum arkadaşlar. Bakın inşallah onu değiştirmişlerdir. Burada taba basıyorsunuz. Tabda dibinizdeki tam interi görünmüyor. Bazı masalarda falan görünmüyordu. Mutfak masalarında da görünmüyor. Bazı raflarda falan da görünmüyor. Onlara çok gıcık oluyordum. İnşallah onları düzeltmişlerdir. Bir sonraki oyunda. Bir sonraki oyunda renk sistemi de geliyor arkadaşlar. Bu renk sistemi de bence oyuna renk katacak. Ben bunu önceden beri diyordum, hani gelsin falan diyordum. Counter'da falan da var. Hoş oluyor yani insanların birbiriyle böyle yarışmaları, birbirlerini deli etmeleri falan filan güzel oluyor. Renk sistemi insanların birbirleriyle dalga geçmelerine olanak sağlıyor. Güzel oluyor yani. İşte sen loser'sın, sen eziksin falan diyorsun. O da sana diyor. Falan. Biz de boş boş konuşuyoruz. Bu arada burası da loot cennetiymiş. Herhalde Tatu bunları lootluyordu. Bu arada Tatu'nun cesedi he, şu ortada. Tamam. Gördüğünüz gibi son derece sinki, son derece sinsi bir şekilde lootumuzu yaptık ama adamlar da bir şey bırakmamışlar sağ olsunlar. Ben bandajları aldım. Evet, şurada bir adam gelse biz ölüyüz demektir. Ama adam da gelmedi yani. Böyle de bir şey var. Evet, o arka planda mermisi yok diyorum. Mermi herhalde... adamda mermi kalmamıştı herhalde. Evet, şuradan şehri kolaçan ediyorum. Şehir sanki bize ait. İkili ve beşli oyunlarda şehirde... Nasıl diyeyim? Daha çok belli olduğu için insanlar biraz daha sanki dışarılarda duruyor. Yani şehirde hemen lootunu yapıp dışarıya çıkıyor gibi düşünüyorum. Bir de şehre fazla adam atmıyor, fazla adam inmiyor. Tekli oyuna göre. Tekli oyunda herkes birbiriyle çatışmak için, daha fazla adam vurmak için özellikle Pleasant Valley'e yığılıyorlar ama diğer oyunlarda böyle değil. Evet arkadaşlar, oyunun değişeceğinden bahsettim. Oyunun değişeceği hakkında bir önceki videoda Suat abinin kanalından takip edebilirsiniz demiştim. Yeniliklerden bahsediyor. Ben o videoyu izledim. Siz de izlemek isterseniz Suat abinin son videolarına bir bakın. O videolar içerisinde oyun hakkındaki bazı yeniliklerden bahsediyor. Her şeyi tamamen ince ayrıntısına kadar anlatmamış ama çok yeterli ve gerekli bilgilerden bahsetmiş. İzlemek isterseniz o videoyu izlersiniz daha oyuna başlamadan önce. Dediğim gibi renk sistemi gelmiş. Hatta zaten tamamen değişiyor. Arenada da bir takım değişiklikler olmuş. Benim için hiç önemli değil ama arena herhalde daha çok büyümüş. İşte arenanın sistemi değişmiş. Arena dediğim o Box of Destiny denilen kısım. Oyuna başlamadan önce milletin birbirine söylediği kısım. Birbirine şarkılar yazdığı kısım diyelim. Ora o şekilde. Buralarda fazla zaman kaybediyorum. Şu ana kadar bir kişi öldürdüm. O da oyunun en iyisiydi zaten. Oyunun en iyisini alınca benim misyonum tamamlanmış oldu. Misyonum tamamlanınca da şu an avare dolaşıyorum. Çok fazla yer gezmiş olmama rağmen elimdeki loot yeterli değil. Hep gezilen yerlere gittik. Yani sebebi de bu. Şuradan zıplıyor muydum? Zıplamadım. Normalde oradan zıplayabiliyorsunuz arkadaşlar. Direkt atlayabiliyorsunuz. Evet, araba buldum. Evet, hotfire yapıyorum. Düz kontak yapıyorum. Nasıl olsa kimse yok diye. Bu düz kontak olayı tabii daha önceden geldi ama çok benim hoşuma gitti ya bu.
Çok mantıklı yani. Bu arada arabayı görmüşken arabalara da skin gelmiş arkadaşlar. Arabaların da tipini değiştirebileceğiz bundan sonra. Sonra şöyle bir şey varmış. Eski skinleri işte orada hurdalık varmış. Hurdalığa giriyormuşsunuz. Orada yenilerine çevirebiliyormuşsunuz falan. Değişik değişik şeyler var. Bakalım nasıl olacak. Bir de oyunun yeni oyunda test server'da denemedik mi demişler. Öyle bir şeyler demişler. Bak boşuna girdik. Görüyor musun arabaya? Test server'da değil de direkt normal server'larda oyun denenecek. Dolayısıyla oyunda baya bir bug olma ihtimali var. İnşallah olmaz yani. Gerçi olsun ya. Başlarda bug olsun. Millet oyuna alışana kadar bug olsun. He, sonra bak aklıma gelen çok güzel. O da çok güzel. Deathmatch kısmı gelecekmiş. Yani insanlar antrenman yapabilecek. Ya bu AK niye attığın yere gitmiyor? Bu AR nereye gidiyor? Benim mermilerim niye bu kadar alakasız mermiler? Niye başlarına buyruk diyen arkadaşlar deathmatch kısmından antrenman yapabilecekler. Orada herhangi bir sınıflandırma, renk derecelendirme sistemi de olmayacak. Dolayısıyla güzel olacak yani. O da aslında bence pek iyi değil çünkü şimdi ben King olduğum için bazı kendime ait vuruş tekniklerim var. O teknikleri insanlar öğrenecek Deathmatch'te. Deneye deneye en sonunda bulacaklar yani. Neyse yapacak bir şey yok. Dolayısıyla bu da artık biraz nasıl olacak? Counter-vari, işte eğimi güçlü olan kazanacak gibi bir şey olacak yani. Zaten öyle de. Hala gördüğünüz gibi oyunun büyük bir kısmını şehirde dolaşarak geçirdim. Geçirmeye de devam ediyorum. Yani şehirde adam olmaması çok garip. Pleasant Valley'de ikili oyunda. Oyunun neredeyse hani başı demesen bile ortasına yakın, daha doğrusu başına yakın bir kısımda dan beri şehirdeyim ve hiç kimseyi göremedim. Çok ilginç. Normalde böyle olmaz yani şehir. İkili oyun olsa da olmaz. Beşli oyun olsa da olmaz. Aa çok güzel. Armor bulmuşuz. Bir önceki oyunda da bahsettim yani bir çatışmaya girmeden önce ne kadar güçlü olabiliyorsanız olmaya çalışın arkadaşlar. Armor sizi bir puan öne geçirir. Dediğim gibi daha çatışmaya girmeden önce medkit yapmak bir puan öne geçirir. Mesela benim şu an 92 health'im var. Bir çatışmaya girsem normalde 6-7 health ile kurtarabilecekken kurtaramayacağım yani çok da böylesi durumla karşılaşabiliyoruz. Mesela 3 AK mermisi yiyince ölme ihtimalim var benim şu an. 3 derken vücuda tabi. Kafadan yersek zaten. Adam da AR 380 bile olsa bizi yer. Bu arada gazın içerisinde kaldık. Nalet oyun gazın içerisinde bıraktı bizi. Gevezelik etmekten haritaya falan da dikkat etmedim. Herhalde çok uzak değildir ama ben yani çok uzaksa çıkamayacak gibiysem zaten bu kadar yavaş davranmıyorum. Dediğim gibi İstanbul'da olduğum için ben videoları daha öncesinden koymuştum. Birer birer koymuştum ama oyunun yenileneceğini bilmiyordum. Daha doğrusu 20 Eylül'de yenileneceğini bilmiyordum. 20 Eylül'de yenileneceği için eski videoların artık bir manası kalmayacak. Yani harita değişecek. Siz de belki izlemek istemezsiniz. Bunlar izleyeceğiniz son videolar olacak. Hey yavrum benim ZB Channel'ın Facebook reklamı da aradan kendini gösterdi ve geri çekildi.
Evet arkadaşlar çıktık ve tehlikeli bir yerde de çıktık aslında ve medkitimiz de bitmiş. Yani şurada bir adam olsa gerçekten çok zor bir çatışma olur bizim için. Ben burada ne yapmaya çalışıyorum acaba? Arkadan geleni bekliyorum da yani niye böyle bir şey yapmışım ki? Şu an çok korunmasızım aslında. Ben burada başka bir şey yapıyorum. Ben burada aynen durmam böyle yani normalde. Bakın medkit bile yapmıyorum. Evet, konverslerimizi giyelim. Konversi aldık ama giymedik. Şurada canımızı fulluyoruz. Elimizde kaç? 4 tane mi? 4 tane herhalde. Medkit olduğu için burada bandaj harcıyoruz. Medkit sayımız az. Bu arada 20 kişi kaldı. Burası tekli oyunda sevdiğim bir bölge. Yani kapanmasını istediğim bölgelerden. Aha. Kaşımı sıyırdı ya. Mermi. Nerede bu? Dur bakayım ben... He tamam. Hatırladım bu oyunu. Çakal Carlos çatıda bana reislik yapıyor. Bakayım. Herhalde kaskını aldık adamın. Başka adam... He. Başka adam var. Ben o adama... Bir kere vuruyorum görüyorsunuz. Bakalım bu adamla durum ne olacak? Çatıdaki adam da var tabi. Evet bu çatışmanın nasıl sonuçlandığını hatırlamıyorum. Ha. Lan! İki kişilermiş pis herifler. Evet vuramadık arkadaşlar adamı. Hiç aklıma da gelmemişti yani iki kişi oldukları. Bak şu an bir daha izliyorum videoyu yine aklıma gelmedi. Bir yaşıma daha girdim. Medkitimizi harcamak zorunda kalıyoruz. Bu oyunda medkit sıkıntısı çekmişim arkadaşlar. Normalde yani şu vakitlerde artık bir 10'un üzerinde medkit olması lazım. Hani adam da vurmuş olmamız lazım. Adamdan da aldığımız medkitlerle. Tekli oyunda yani çok rahat bir şekilde onun üstüne çıkılabiliyor. Çıkılamasa bile en azından yakın oluyor ama ikili oyunda tekli girince tabii biraz daha işler değişiyor. Yani onlar iki kişi ve ben tek kişiyim. Buna rağmen bana saldırmadılar yani orada. İki saat bekledi bir tanesi. O birinde hunting rifle varmış. Öteki geldi saldırdı falan. Biraz da koşuyorum gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu arada sizin de okullar açıldı. Okullar açıldığına göre biz şeytanlar olarak daha fazla video koyacağız. Daha fazla video koyup sizin eğitiminizi, kariyerinizi engelleyeceğiz arkadaşlar. Çünkü bayram da bitti. Bayram bitti. Artık bir rutine girerim ben de video yayınlama konusunda. Diye düşünüyorum. Belli de olmaz. Burada niye medkit yapmışım? Ben burada hep şunu düşündüm herhalde. Hani bir adam görürüm ya da bir leş görürüm rahat medkit bulurum diye düşündüm ama gaz yine ileri ötelenince yani biraz mecbur da kaldım açıkçası. Şu ana kadar bir kişi vurduk. Bir kişiye saldırdık ama bir sonuç çıkmadı. Evet 60 saniye yine gaz geliyor.
Bakalım burası açılmış mı? Açılmamış ama çok önemli bir şey yoktu. Evet, ilerliyoruz. Mermi sayım güzel. Mermi sayımda herhangi bir sıkıntı yok. Bayağı yine koşmuşuz ya. Maşallah. Ta Pleasant Valley'den Hunter Strike'a doğru koşmuşuz. Hatta hatırladığım kadarıyla orayı da geçeceğiz yani. 15 kişi kalmış. İyi yani. Ama hiç çatışma falan çok az duydum ya. Yani bu oyun biraz nasıl geçti? Bu oyun bizim açımızdan çok hafifti yani. Özellikle tekli oyundaki o yoğunluk yok. O böyle hızlılık, o heyecan yok. Maalesef. Evet, çatışma sesi geldi. Gaz da geliyor. Aynen, gaz da geliyor. Gaz durdu. Aa bak, burada mesela burada o sese doğru gidebilirdim ama kendimi medkitim olmadığı için daha güvenli bölgeye mi atıyorum, ne yapıyorum? Yolun ortasında araba var, güzel. Arkadaşlar aklınızda bulunsun. Yani arabanız varsa da yoksa da şu anahtarları alın. Üstünde bırakıyor bazıları. Biniyorum, çat anahtar da var. Gidiyorum yani. Öyle olmuyor. O yüzden mutlaka almaya çalışın. Yapma be. Aa, önümüzde de drop varmış. O drop'a baksam mı acaba? Acaba baksam mı? Aa bakıyorum, deli mi ne? Aa adam. Adam. Evet, yine bir mermi bile atamıyoruz adama. Yok, bu oyunda yani eğimimiz bayağı kötüymüş. Eğimimiz hiç hoş değil yani bu oyunda. İlerleyen zamanlarda nasıl olacak bakalım. Çok da vakit kalmadı yani, oyunun sonlarına geldik ve 14 kişi kaldı. Ben genelde elenmişleri vurmayı seviyorum. Yani oyunun başında adam vurmayı değil de böyle ortalarda veya sonlarda adam vurmayı seviyorum. Bu arada gaz bu noktalara çok nadir küçülür. Yani ben bu oyun yüzlerce kez oynadım. Ya buraya düştüğüne nadir şahit oldum. Buraya düştü bu oyunda. Ama dediğim gibi ikili oyunun tarzı farklı, beşli oyunun tarzı farklı, teklininki farklı. Öyle olunca maalesef, maalesef demeyeyim ya, buralarda bitti. Burası da değişik yani, burada bitmesi de güzel oldu. Bu arada arkadaşlar 2 Ekim'de yanlış hatırlamıyorsam bir H1Z1'in bir yarışması var. Geçen sene de olmuş herhalde, Ninja kazanmış. Bu sene de var, nasıl olacak? İzleyebilirsem inşallah izleyeceğim. 11.30'da diyor sabah ama tabi Amerika saatidir o. Armurumuz var. Ya şu an burada izlemesi çok da zevkli olmayan bir kısımdayız ama oynarken haritada küçük olduğu için her yerden adam çıkabilir düşüncesine, psikolojisine sahibiz. O yüzden zorlanıyoruz ama şu an izleyici olarak baktığımda çok böyle sanki sıradan bir koşuymuş gibi geliyor. Halbuki benim orada tüm algılarım açık. Değişik yani. Aha, araba.
Aha. Şimdi bakın tam arabaya gidecekken başka bir herif görüyorum. Yavrum benim, Merk. Demin adam öldürmüştü. O da arabada bırakmamıştı ben anahtarı. Of, Medkit'e doydum bir anda. Spark almış bu arada. Yani bu oyunda artık spark alınmıyor. Bu adam kafayı mı yemiş nedir? Yani spark almış bir de traktörle geliyor. Büyük ihtimal aldığı arabanın sparkı da traktörüdür. Şuraya bakın ya. Ne biçim ölümler olmuş, ne çibim. Ne çibim ölümler olmuş burada. İnsan insana kıyar mı? Kafayı yedim herhalde bir ona bir ona. Diğerinin kondisyonu düşük. Evet sevgili dostlar. İlerliyoruz. Şu ana kadar iki kişinin canını aldık. O zaman ben de şöyle mesaj atayım. Oyunla ilgilenmeyeyim. Bu arada ben bakmazken aksiyon oldu mu? Bilmiyorum. Büyük ihtimal olmamıştır. Öyle bir iki çat çat sesler duydum da. Ekşin olmamıştır canım. Yok canım. Yapacağız peki? Öyle takılıyorum. Bu arada kardeşim de yanımda izliyor. Onunla beraber konuşuyoruz. Arka planda sesleri duyuyorsanız. Yorum yapıyoruz. Güzel oluyor yorumlu yorumlu. Aha adam. Lan! Şimdi daha güvenli bir bölgeye doğru gidiyorum çünkü iki kişiler. Herhalde arabayı mı saklıyorum? Yo, direkt kaçıyormuşum lan. Oğlum ben kaçmam lan. Burada bir yanlışlık var. İnsanlara üstten bakmayı severim arkadaşlar. O yüzden üste çıktım herhalde. Bir de gazda kalmayalım diye. Ulan kendi yaptığımı zor çözüyorum ya. Ne kadar zeki bir adamım. Nerede bunlar? Nerede bunlar? Gelmeleri lazım artık. Şimdi ben aşağı ince... Oo, gaz tamamen kapadı. Gaz orayı tertemiz yaptı. Onlar şoktan gider. Beni bile aldı gaz ya arabamla. Arabası olana da mı gaz? Herkese mi gaz? Deli gibi burada of üçer üçer beşer götürüyor of ne gazmış arkadaş. Bakalım bu gazdan nasıl çıkacağız. Yine böyle kabak gibi ortada bir yerde mi çıkacağız? Neyse ağaçlık bölgede çıktık. Oo bayağı eltimiz gitmiş ya. HP'miz 44. Aa bir kişi gazdan gitti. Aa öteki de gazdan gitti. Büyük ihtimal bunlar deminki herifler.
Gaz yine beleş info yaptı ya. Aha, polis arabasını gördük. Bu arada arabayı bıraktım herhalde. Artık harita bayağı küçüldüğü için. Canımın da fullenmesini bekliyorum. Gelecekler mi? Gelecek misiniz? Aa, yine drop. Acılar. Dropçu pislikler geldi. Akıllı olun oğlum. Oh! Adamda hem sniper var. Bak görüyorsunuz, ikiye tek giriyorum. Adamlar... Ne yapacağım ben burada? Oh Jesus Christ! Ne? Dedi la o herif. Hangi dilde dedi? Güzel yaptım, arabayı aldım. Kendimi oradan kurtardım. İyi oldu yani, hoş oldu. Arabamız da patladı zaten. Şimdi oyunda 4 kişi var. 2 kişi bir takım, bir tane ben varım, bir tane de yine boşlukta gezen bir herif var. O boşlukta gezen herif aslında gelip bir zahmet yardımcı olsa güzel olur. Ama yok, gelmiyor. Gelen yok. Gazda da kaldım. Oh, medkit de yapmamışım. Sıkıntılı bir süreç. Ama orada drop'un orası güzel oldu arkadaşlar. Orası şahane oldu. Çünkü hem drop'u aldırtmadık, hem iki adamı birden vurduk. Hem de bize arkadan saldırmaya çalıştılar ama beceremediler. Hepsi güzel instantanelerdi. Ve artık oyunun sonuna doğru geliyoruz. Bakalım 4 kişi var. O 4'lü tekli adama mı rastlayacağım yoksa ikilik adama mı? Adamlara mı? Göreceğiz. Bandajımızı yapıyoruz. Canımızı fullleyelim. Nasıl olsa elimizde malzeme var. Bu görmüş olduğunuz çalılıklar güzel çalılıklar. Böyle iyi kapatıyor bunlar. Özellikle sabit durunca pek belli olmuyor. Diğer çalılıklardan daha iyiler yani. Gibi. Harita gördüğünüz gibi bayağı küçüldü. 2 kişilikte bu kadar küçük harita olmayabilir. Daha büyükken oyun bitebilir ama şimdi maalesef öyle olmadı. Evet, bir tane, iki tane sniper. Ne oldu şimdi? 30 saniyeye gaz geliyor. Ben yine önlem olarak medkitimi yapıyorum. Hala 4 kişi. Diğer adamdan ses soluk çıkmadı. Adam kendine güzel bir yer bulmuş. Herhalde tam ortada bir yerde oturdu. Oyunun bitmesini bekliyor zevkle. İlerliyok. İlerliyok. Yaşar. Süper bir hayat 5 gerçekleştirebilecek mi? Ya bir de ben aşağıda kalmışım ya. Hiç sevmem. Altta kalmayı hiç sevmem. Ne oldu? Adam mı gördüm? Yoksa temkinli olmak için mi? Vallahi her şey olabilir. Şu an kendi hızıma ben bile yetişemiyorum.
Evet. Güzel bir met daha yapmışız. Aman Allah. Sallıyor bunlar ya. Bir kere ateş ediyor. Hani gel biz burada izlemek istiyor da. Tabii onlar konumlarını... Aa yok. Bu sefer... Aynen. Bu sefer çatışmışlar. La ölüye mi sıktık orada? Ne yaptık? Aynen ölüye sıktık ya. Bak nasıl geliyor. Pislikler. Aa yandı. Yaktık adamı. Nasıl cayır cayır bak nasıl cayır cayır. Oo çıkar çıkmaz aldı. Çıkar çıkmaz aldı. Bu demin acayip konuşan herifti. Could you run all the way around or? Yes, 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 bro. Well played, man. Evet arkadaşlar. Yendiler adamlar birinci oldu. Ben de ikinci oldum tek başıma. Fazla aksiyon olmadı oyunda ama sonunda güzel birkaç şey oldu. Ölümlerin çoğu sonunda oldu. Güzel oldu. Çok da güzel olmadı. İtiraf ediyorum. Ama bir sonraki oyunda yine bugün gelecek herhalde. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.